Cansucuğum kolay gelsin. Neler hazırlıyorsun? Şimdi kızlara böyle bir yeşil su hazırlayacağım. Kendime göre içeriğini derlediğim bir su olacak. Bugün biraz arınarak güne başlamalarını istiyorum. O yüzden başlıyorum. Bu yeşil suyun isim annesi sen misin? İsmini ben koydum. Çünkü kendime göre derlediğim bir yeşil su. O yüzden bana ait bir tarif. Ne kadar zamandır tüketiyorsun? Yani bu tarifi yaklaşık 2 senedir falan tüketiyorum. Ödem atmada işe yarıyor mu bari? Kesinlikle işe yarıyor. Biraz da kızların cildi parlasın istiyorum. Şimdi maydanozu koydum. Ananas ve yeşil elma var. Bir de matcha tozumuz var. Bunu ekleyelim. Böyle 1 yemek kaşığına yakın. Matcha tozunu izleyicilerimiz için biraz açıklar mısın? Matcha tozu aslında yeşil çayın ana tozutulmuş kendi özü. Sağlık için çok faydalı. Bir de limon suyumuz var. Şimdi limon suyunu ekliyorum. Şimdi böyle 4 su bardağı kadar suyumuz var. Onu ekleyeceğim. Kızlar 4 gün boyunca saçma sapan yorumlarla beni sinirlendirmenin yanında birazcık ödem topladıklarını düşünüyorum. O yüzden güne arınarak başlayalım. O yüzden onlara kahve değil de yeşil suyumdan ikram etmeye karar verdim. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Böyle iyice parçalayacağız ki kızlar içerken zorlanmasınlar. Her şey hazır mı? Sunumum hazır. Gidelim istersen. Ama bardağın biri yarım. O benim için yeterli bir miktar. O yüzden ona o kadar koydum. O zaman yeşil suları tepsiye koy da misafirlerini bekletmeden gidelim. Hadi gidelim. Sizin puanları da çok merak ediyoruz. Sabırsızlıkla evet, sürpriz. Bekledik. Bugün öğreneceksiniz puanları. Evet kızlar, size ikramlıklarımı getirdim. Tamam, yeni yeşil. Evet. Acaba? İçinde ne var acaba? Biraz arınalım dedim. İçinde çim suyu var? Yok yok. Çim şey suyu değil. Maydanoz suyu var. Maydanoz suyu. Şöyle ben şöyle uzatsam size istersen. Olur mu? Bir kişiye az koymuşsun onu. Acaba denk hayatım. Getiremedin mi? O benim hayatım. Kendine neden az koydun? Benim bünye alışkanlığı için. Bir de tadını çok beğenmediğin al için hayatım. Olabilir mi? Ben büyük endişelendim. Al kendine hayatım. Az koydun. Bize neden çok koydun? Aşkım bünye alışık ya. Belki de içtin sen. İçmiş de olabilirim. Ben tepsini şöyle çok beğendim bu arada. Teşekkür şey, ederim. Peçetelerinle çok uyumlu. İster misiniz peçete? Olur. Burcucuğum sen aldın mı? Şöyle alıyorum uzatayım. Hemen. Ben alayım. Veriyorum ya onları. O tamam teşekkür ederim. Keşke bir sehpa olsaydı da koysaydık elimizde evet. Kaldı ama. Nasıl böyle bir hata eksik yaptım ya. Evde sehpa eksik. Vah evet. Vah vah. Zigon mu yok? Ah yok evet aslan çok büyük bir hata. Neler var bunun içinde? Neden böyle bir içecek tercih ettin bizim için? Öncelikle bir haftadır bayağı bir hamurları böyle götürdük. Bayağı bir yedik. Gitgide böyle şişmeye başladık. Final günde de böyle birazcık arınalım istedim. O yüzden size arındırıcı bir yeşil su, kendime ait bir tarifimi yapmak istedim. Detoks suyu benim çok hoşuma gitti. Tadı da çok güzeldi. Ben beğendim. Tabii Pınar bir içince yüzü ekşidi. Çünkü hep hamur işiyle beslendiği için böyle şeyler ona garip geliyor ama çok güzeldi. Zaten böyle bir kişiye de böyle bir içecek yakışırdı. İçerisinde de limon suyu var, yeşil elma var, maydanoz, ananas var. Bir de matcha tozu var. Bir de su var. Bu kadar şey bu var mı içinde gerçekten? Ananasın tadı hiç gelmemiş. Neyi, ben de çünkü arındırıcı su diye geçiyor sanırım ismi değil mi? Kendi arındırıcı. Yani arındırıyor. Önce kendi arındırmış hiç tat gelmedi bana. Bize arındırıcı bir içecek hazırladığını söyledi ama bahsettiğim gibi bence o içecek önce kendisi arınmış. Hiçbir tadı tuzu yoktu. Umarım en azından bize sağlıklı bir şeyler katmıştır. Kıymetli bir içecek yine bence. Yine sağlık yine de ama hiç bana uygun değil. Yani şey soracağım, bir hafta boyunca sen hep sağlıklı yiyeceklerden ve sen bu şekilde beslendiğinden bahsettin. Evet. Diyetisyen değilsin. Hayır değilim. Neden bu kadar hayatında önemli? Eskiden ben çok kiloluydum. Bir süre diyetisyen yardımıyla kilomun kalan büyük bir kısmını kendi çabamla verdim. O yüzden sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Hayatıma da bunu entegre ettim. Kaç kiloydu? Dikkat ediyorum. 94 kiloydum. 60 kiloya kadar wow. İndim. Evet, çok iyisin. Çok güzel. Evet, teşekkür yani, ederim. Siz de çok güzel. Tebrik ediyorum. Ve sonra yaşam şeklin haline geldi değil mi? Geldi. Partıda işte, düşünce tabii. Evet, hoşuna tabii gitti. Motive evet. Oldun. Ve kendini daha hafif hissediyorsun tahmin ediyorum. Böyle hafif yiyeceklerle, içeceklerle. Evet. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Tabii ki tercih
meselesi. Kimisi belki kiloluyken de mutlu olabilir. Buna tabii ki de hepimiz saygı duymalıyız. Ama ben de kendimi böyle daha mutlu hissediyorum. Evet, sosyal medyada da bunu hep vurguluyorum. Amacım motivasyon sağlamak. Asla bir diyetisyen değilim. Zaten soframda da detayları göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Detayları şöyle, fotoğraflarında var mı? Var. Kilolu olduğun önce var. Sonrası. Evet, evet. Onları görmeyi çok arzu ederiz. Göstereceğim ben. Tamam. Tamam o halde. Özellikle bu bardak altlığı dediğin şeyleri. Sanki çok uygun değil gibi geldi bana bu arada. Biraz sallanıyor koyduğumda. Yani ama tasarım olarak bu şekilde ama evet olabilir. Sallanıyor olabilir. Bardakların ikisi nedir? Takım gibi kendim aslında uyarladım. Kombin yaptım. Kombin yaptım yani. Bire bir takım olarak kalmadım. Toplamda bir 500 lira gibi bir fiyat ödedim. Evet. Bence bardağın altı böyle kare olmayıp yuvarlak olsaydı yukarısı gibi daha mı? Evet daha yuvarlak. Evet, daha rahat otururdu. Evet. Ama böyle de güzel. Ama bardaklar tek başına çok hoş. Ben bardakları daha çok beğendim. Altını pek beğenmedim ama. Cidden bardaklar çok şık. Yani bunları da farklı amaç içinde kullanabilirsin diye çok düşünüyorum amaçlı. Ben. Belki artık salon yorumuna geçelim mi? Geçelim. Buyurunuz. Geçelim Aslı Hanım.